Hayri, bugün kahve günü çok güzel geçti. Aa, belli çok eğlenmişsin. Ağzın ta kulaklarının yanına çıkıyor. Biliyor musun, annem hiç atamıyordu. Babam öğretti, strike attı. Öyle mi? Anne, kahve günü en eğlenceli şey ne biliyor musun? Ne? Yemekten sonra hep beraber film izlemek. Ya ama ben ona katılamayabilirim. Bazı işlerimi bitirmem lazım. Peki şöyle bir ihtimal var mı? Mesela sen işlerini ertelesen ve Kayra gününün hakkını versek? Evet, hakkını verelim. Tamam, o zaman Kayra günü için işlerimi erteleyebilirim. Süper! Peki ben senin için ne yaptım biliyor musun? Muhallebi! Muhallebi! Muhallebi duyunca sattın hemen. Hadi bakalım. Ne yapacağız peki şimdi? Hı? İyi. Pedagog işini, randevuyu iptal ettin mi? Randevuyu iptal etmedim. Peki benim bir şansım var mı? 3 ay. Bakıcısı gibi Kayra'nın. Kayra'nın yanında olabilmek için. Zaten parasını da verdim. Ki parası hiç önemli değil. Borcum borç. Ama şansım var mı? Ders yazacaktın, söylemiş bana. Hah. Tabii, sen olmasan şaşardım zaten. Sana güvenen de kabahat ya. Yok artık. Sen de mi ayrı? Hande ablanın bizi ne kadar çok sevdiğini biliyorsun değil mi? Bizim için neler yaptığını. Peki sen ne yaptın Kayra? Gittin Hande ablanın arabasını boyadın. Ne kadar üzüldüğünü görmene rağmen hiçbir şey söylemedin. Üzülüyorsa gitsin, ne yapayım ben? O nasıl laf? Hande ablan bize yıllardır gidip gelmeye devam ediyor. Bundan sonra da öyle olacak. Böyle mi yapıyorduk karşımızdaki bizim yüzümüzden üzülürse? Ne yapmamız gerekiyordu? Cevap verir misin lütfen? Bizim yüzümüzden üzüldüğünü anlayınca özür diliyorduk. Peki bizim en sevmediğimiz şey neydi? Birbirimize hiç ne yapmıyorduk? Olan söylemiyorduk. O zaman neden böyle bir şey yaptın söyler misin? Söylemek istemiyorum. Kayra. Necat, Kayra gitsin, ben açıklayayım sana, onların bir suçu yok. Ben Kayra'dan duymak istiyorum. Şimdi söylersem anneme kızacaksın, annem de küsüp gidecek gene. Biz küsmeyeceğiz Kayra, tamam? Ben babanla konuşacağım, kimse kimseye küsmeyecek, ben de gitmeyeceğim. Gideceğim biliyorum, geçen seferki gibi yapma. Ne yapmayayım? Bana haber vermeden gitme, tamam mı? Bana hoşça kal dersen ve bana ne zaman geleceğini söylersen ben seni yine bekliyorum. Söz mü? Söz. Hadi gittin mi? Buyurun Necat Bey, ben hazırım.
Ya sen inanılmaz bir karaktersin ya. Kamera kayıtlarına baktım. Hayri bile sana yardım etmiş. Senin bize ayak uydurman gerekirken bizimkiler sana ayak uydurmaya başladı. Herkesi kendine benzettin. Onun bir suçu yok. Ben yardım istedim. Tam bir daha yapmayacak diye düşünürken başka bir basitlik yapıyorsun. Necat Bey. Sen bizim dengemizi bozuyorsun, tamam mı? Dengenizi bozuyorum. Kayra'ya iyi gelmediğimi düşünüyorsun. Belki haklısın. Önce tekne olayı, şimdi bu. Diyorsun ki ben bu kıza bir para verdim. 3 ay karşılığında bir hizmet bekliyorum ama onu bile beceremiyor diyorsun. Haklısın. Ama takdir edersin ki ben de daha önce hiç yalancı annelik yapmadım. Anne nasıl olunur bilmiyorum. Ama küçük bir kız çocuğunun annesiz büyümesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Necat Bey, ben şimdi gidiyorum. Beni hiç tanımamış gibi hayatınıza devam edebilirsiniz. Hatta bak, telefon numaranı da siliyorum. Arayıp sormayayım diye. Kayra'yı öpüp koklayıp öyle vedalaşmak isterdim ama öyle olunca da çok özlüyorum. Ördek masalı yarım kaldı, onu bitirirsin. Paranı da mutlaka ödeyeceğim, tamam? Gerekirse 10 sene çalışacağım. Yine ödeyeceğim. Hoşça kal.